Süper Ligi bu sezon 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşıyor. Sportif başarısızlıklar nedeniyle camia içindeki huzursuzluk tavan yapmış durumdayken, Başkan Ali Koç Emre Belözoğlu'nun Sivas Spor maçındaki değişiklikleri sonrası teknik direktör koltuğu için arayışlara başladı. Öte yandan Başkan Koç'un Acun Ilıcalı ile arasında geçen bir diyalog nedeniyle bir hayli sinirlendiği de öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör konusunda fikir değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun bir şansı hak ettiğini düşünen Koç, Sivas yenilgisi sonrasında arayışlara başladı. Sözcüden Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas Spor maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından dakikalar 51'i gösterirken Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan alınması Ali Koç'u çileden çıkardı. Maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri giren Ali Koç, birlikte maçı izlediği isimlere böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil diyerek tepki gösterdi. Emre Belözoğlu'nun tecrübesiz oluşunun gelecek yıl içinde sorun olacağını düşünen Ali Koç, yeni dönemde deneyimli bir isimle çalışma kararı aldı. Ali Koç'un tepki gösterdiği bir başka konuda Acun Ilıcalı'nın takımın içinde oluşu. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından takımla daha yakından ilgilenmeye başladı. Alanyaspor deplasmanına özel uçağıyla giden Başkan Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil ile ilgili "Acaba oynar mı?" sorusuna Ilıcalı'nın "Oynayacak, ben konuştum" cevabını vermesi Ali Koç'u kızdırdı. Acun Ilıcalı'ya "Ben bilmiyorum da sen nereden biliyorsun Acun?" diyen Ali Koç, "Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun, çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum" çıkışını yaptığı öğrenildi. Basında çıkan bu haberlerin ardından Acun Ilıcalı bir açıklama yayınladı. Sercan Hamzaoğlu denen şahsın bugün hakkımda yaptığı haber, belli ki bir plan dahilinde Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir. Haberde geçen konu yalan olduğu için genel bir yorum yapmam gerekiyor. Başkanımız Ali Koç'la aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi, kendisi beni 2 gün önceki Kayseri Spor maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızda daha önce yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır. Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum. Gerek başkanımızın gerek taraftarımızın bunu fazlasıyla takdir etmesi de beni çok mutlu ediyor ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler. Emre Belözoğlu'nun zor bir dönemde takımımızı 8 puan gerideyken devralması, takımımızın şampiyonluğu kıl payı kaçıracak kadar iddialı yere gelmesi ve camiaya ümit veren bir futbol oynatması da belli ki birilerini oldukça tedirgin etmiş ve nasıl termine ederiz hesapları başlamış. Fenerbahçeli taraftarlar olarak birlik ve beraberlikle çok güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz. Ben de taraftarı olduğum bu güzel kulüp için ne gerekiyorsa gözümü kırpmadan yapmaya devam edeceğim ve bu çirkin zihniyet amacına asla ulaşamayacak.